Evet gençler, merhaba. Bugün de İstanbul Fethi'nden sonra Fatih'in diğer faaliyetleriyle, diğer gelişmelerle devam edeceğiz. Fatih Sultan Mehmet İstanbul fethettikten sonra tabii ki hiç boş durmadı. Büyük fethi hareketlerine devam etti. 1451-1481 yılları arasında tahta kalmıştı. 1453'te İstanbul'u aldı. Sonrasında Balkanlar, Anadolu'da, denizlerde, Ege, Karadeniz, Akdeniz gibi bölgelerde hakimiyetini pekiştirdi diyelim. Balkanlardaki gelişmelerle başlayalım. İlk olarak Belgrad, Haliç, Sırbistan'ın tamamını fethetti. Bu önemli, yani Belgrad'ı kanuni alacak ki şunu bilin, Belgrad'ın fethi Orta Avrupa'nın fethini başlatır. Hani Sırbistan, Balkanların sonu gibi. Sırbistan'dan sonra Belgrad'da alındıktan sonra alınacağı süreçte kanun dönemi Macar topraklarına girilecek. Bu da Orta Avrupa'nın fethi başlatacak. Şimdilik Ortodokslarla sonraki yıllarda Katoliklerle mücadele başlayacak. O yüzden Belgrad alınamasa da Sırbistan'ın fethi önemli ki Sırbistan'ı kuruluşun son dönemi Edirne-Segedin anlaşmasıyla geri vermiştik. Şimdi o kayıp telafi edildi. Yine Balkanlar'da Arnavutluk ve Bosna Hersek yakın bölgeler fethedildi. Arnavutluk'ta, Bosna Hersek'te özellikle halk çok kalabalık kitleler halinde İslamiyet'i benimsediler. Özellikle Bosna Hersek'te Ortodoks baskısından bıkan Bogomil Hristiyanlar İslam hoşgörüsüyle, Fatih'in yönetimindeki adaletiyle, halka verdiği güvenle İslamiyet'e geçişi hızlandırdı. Bosna Hersek'in fethiyle Müslümanların sayısı Balkanlar'da hızla artıyor. Eflak Boğdan fethedildi. Tam anlamıyla değil, mücadele sürecek. Eflak Boğdan'ın fethi daha sonra yıllarda pekişecek ama Eflak Boğdan da Osmanlı hakimiyetine bu yıllarda alındı. Şimdi Eflak Boğdan'ı hep duyarsınız ama Eflak Boğdan neresidir? Bugünkü Romanya'dır diyebilirsiniz. Eflak Boğdan bugünkü Romanya toprakları Osmanlı hakimiyetine giriyor. Bir önemli fethi daha Yunanistan'ın güneyindeki yarımada, Mora Yarımadası ki o gün için Yunanistan denilebilecek coğrafya. Mora Yarımadası'nın fethi Osmanlı'yı hem Ege Denizi'nde, bunu denizlerdeki fetihlere de söyleyebilirsiniz, Balkanlar'da da, Ege Denizi'ndeki hakimiyeti güçlendirir. Bir de İstanbul fethettiğimizde İstanbul'dan kaçan Bizans ailesi Mora'ya sığınmıştı. Mora'daki Bizans ailesi Avrupa'dakilerle ittifak kurarak İstanbul'u yeniden almak umutları taşıyordu. O yüzden Mora'nın fethi Bizans'ın yeniden kurulma umutlarını da sonlandırmıştır. Böyle Osmanlı İstanbul fethinden sonra Balkanlardaki varlığını, hakimiyetini pekiştirdi, güçlendirdi. Balkanlardaki gelişmeler bunlar. Anadolu'daki gelişmelere dönersek, Anadolu'da birçok fethi var, bunları birazdan gruplandıracağım ama önce şöyle başlayalım. Cenevizlilerden, İtalya'daki şehir devleti olan Cenova, Cenevizlilerden Batı Karadeniz'de bir şehir Amasra alındı. Bunlar kronolojik sıraya göre değil, belli bir grubun var, birazdan görürüz. Trabzon Rum İmparatorluğu 1204'te 4. Haç Seferi'nde Haçlar İstanbul'u aldığında Bizans ailesi Trabzon'a ve İznik'e kaçmıştı. Trabzon'da kurdukları o devlete imparatorluk denmesinin sebebi kurucu ailelerdir. Yoksa Trabzon ve çevresindeki küçük bir devletten imparatorluk olmaz ama o anlamda imparatorluk diyoruz. Trabzon Rum İmparatorluğu'na son verildi. Doğu Karadeniz. Candaroğullarından Sinop alındı. Orta Karadeniz diyebiliriz. Yani Karadeniz'in Anadolu sahillerinde ciddi fetihler var. Cenevizlerden, Rumlardan ya da bir başka Türk beyliği Candaroğullarından. Orta Anadolu, İç Anadolu'ya bakarsak Karamanoğullarından ki Osmanlı'nın en büyük rakibiydi. Merkezleri Konya ve Karaman alındı. Şimdi Fatih Konya ve Karaman'ı alınca Karamanoğullarına çok ciddi bir darbe vurmuş oluyor. Karamanoğulları artık siyasi olarak teşkilatlanmış bir devletten çok bir beylik, bir aileye dönüşecek ve Toroslara doğru çekilecekler. Varlıklarını sürdürmeye çalışacaklar. Ona da oğlu Beyaz Zaman'da son darbe olacak. Konya ve Karaman alınması Karamanoğulları bir tehdit olmaktan çıkarttı. Çok önemli bir savaştır. Uzun Hasan'a karşı Otlukbeli Savaşı. Bu savaşın kazanılması Osmanlı'yı Doğu Anadolu'ya taşıyacak, Doğu Anadolu fethine zemin hazırlanacak ve Doğu Anadolu fethedildikten sonra bundan sonraki süreçte Osmanlı İran'la komşu olacak. İran'la yan yana gelme, komşu olmak Şii-Sünni çatışmasını da başlatacak. Osmanlı Sünni İslam temsilcisi, İran Şii İslam temsilcisi bunlar arasında devamlı bir
sonu gelmeyen savaşlar yaşanacak. İki devlet de artık bir şey elde edemediğinde Kasım'ın anlaşmasıyla bugünkü sınırları çok çok öncesinden belirlemiş olacak, olmak zorunda kalacak. O yüzden Anadolu'daki bu fetihler bizi İran'a komşu yapar. Şimdi Fatih döneminde Anadolu'daki gelişmeleri şöyle özetleyebiliriz. Anadolu'da siyasi birlik sağlama çalışmasıdır bu kadar fetih. Ama Anadolu siyasi birliği ile Anadolu Türk siyasi birliği aynı şey değil. Bir kere şu fetihlerin hepsi Anadolu siyasi birliği. Bunlar Anadolu'da alındı. Kimden alındı önemli? Anadolu'da. O zaman Anadolu siyasi birliği. Ama fethedilen yerler Anadolu'daysa ve Türklerden alınmışsa o zaman buna deriz ki Anadolu Türk siyasi birliği. Mesela Candaroğlu Türktür, Anadolu'dadır. Karamanoğlu Türktür, Anadolu'da. Akkoyunlu, Doğanoğlu'da Türktür, Anadolu'da. O zaman şu savaşların kazanılması da Anadolu Türk siyasi birliği. Normalde yazım zaten kötü, tahtada daha da kötü. İdare edin. Anadolu Türk siyasi birliği, Anadolu siyasi birliği. Peki Anadolu'daki gelişmeler Fatih döneminde bu. Denizler'dekine bakalım. Denizler'de Karadeniz'den başlarsak öğren sırasına göre Kırım fethedildi. Karadeniz'in kuzeyinde birazdan haritada görürüz. Kırım'ın fethedilmesi Karadeniz'i Türk gölü haline getirdi. Derste hep söylersiniz. Hocam Karadeniz göl mü? Değil. Tabii bunu hepimiz biliriz. Ama sağ, solu, kuzeyi, güneyi, doğusu, batısı her yeri bizim oldu. Osmanlı'nın Osmanlı Karadeniz'in her tarafını hakimiyet altına aldıysa Karadeniz Türk gölü haline gelmiştir. İç deniz haline gelmiştir. O yüzden Karadeniz'de İstanbul Boğazı'ndan da kimsenin geçmesine izin verilmediği takdirde Osmanlı gemisinden başka gemi yüzemez oluyor. Kırım'dan geçen yol İpek yolu. Bunun da alınması Osmanlı'nın İpek yolu ticaretindeki hakimiyetini de kesinleştirdi. Güçlendirdi ya da öyle söylemek daha doğru. Denizler'deki gelişmeyi az önce söylemiştik. Mora'nın fethini de ekleyebilirsiniz. Mora fethedildi. Onu Ege ve denizlerdeki gelişmelere, Balkanlardaki gelişmelere söyleyebiliriz. Şimdi birçok illi ufaklı Ege'de ada alındı. Alınan adalar daha çok Vereli'nin hakimiyetindeki adalardı. Yani Rodos gibi büyük adalar alınamadı ama Ege'de birkaç ada almak Venedik-Osmanlı ilişkilerini gerer. Çünkü Venedik, Ege ve Akdeniz'in tüccar devleti, o bölgedeki deniz ticareti bunların hakimiyetinde. Osmanlı adaları alınca Venedik'le ilişkiler bozuldu. Sonucunda deniz savaşları yapıldı. Ama kara savaşlarında Osmanlı kazansa da deniz savaşlarında başarılı olunamadı. Bu başarısızlık Osmanlı'yı bir şeye mecbur attı. Fatih dedi ki madem siz bizi yeniyorsunuz, siz bu konuda daha iyisiniz, şöyle yapalım mı? Ben size ticari harcalıklar vereyim. Kapitülasyon diyebiliriz. Bu ticari harcalıklarla Venedik bayrağı taşıyan gemiler Osmanlı limanlarına serbest yanaştı. Limanlardan mal indirdiler, mal bindirdiler. Düşük gümrük vergisi ödendi. Ve Venediklilere şöyle daha da özel bir ayrıcalık. İstanbul'da elçi, Venedik elçisine de balyoz denilir. Balyoz denen elçi bulundurulacak. Bu Venedik elçisi gerekirse Venedik tüccarlar arasında kendi aralarındaki davalara bakabilir denildi. Bu da Venediklere verilmiş özel bir ayrıcalık. Böylece Venedikler Osmanlı'ya gelen İpek yolundan, baharat yolundan gelen malları alıp taşıyan devlet olacak. Bu Osmanlı'ya ticarete kazanç getirir. Bu da önemli, amacı olan ama sonuçlanmayan bir fetih. Otranto. İtalya'yı çizmeye benzetirseniz, çizmenin topuğunda küçücük bir liman şehriydi. Fatih Otranto'ya Gedik Ahmet Paşa'ya gönderdikten sonra büyük bir ordu toplamıştı ki o sefer hazırlığında vefat ediyor. Eğer ölmeseydi muhtemelen şunu söyleyebilirdik. Otranto'ya konan Osmanlı gemileri, donanmaları buraya çıkacak ve İtalya'nın fethine başlanacaktı. Fatih'in şöyle bir iddiası var. Doğu Roma'nın başkenti İstanbul'u aldım.
Batı Roma'nın başkenti Vatikan'ı da alacak. Şimdi Doğu Roma'nın, ya da şöyle Katoliklik açısından konuşalım. Ortodoksluğun başkenti İstanbul'u aldı. Katolikliğin başkenti Vatikan'ı alacak. Hristiyan dünyasını ben kontrol edeceğim. Aynı şekilde bu da evet. Roma ikiye bölündü, Doğu Batı. Doğu Roma İstanbul'u fethettik. Batı Roma Roma'yı da fethedeceğim. Yani Fatih İtalya'yı alarak, Vatikan'ı, Roma'yı alarak Doğu Roma'nın, Batı Roma'nın, Roma'nın varisi benim. Avrupa'nın en büyüğü benim demek istedi. Bu size anlamsız gelebilir. Müslüman bir devlet adamı, İslam dünyasında önemli bir isim Fatih, niye Roma'nın devamı olmak ister? Bu Avrupa'daki güç göstergesi. Mesela ileride Almanlar, Kutsal Roma, Cermen İmparatorluğu. Biz Cermeniz ama Roma'nın devamıyız diyecekler. Roma'nın devamı olmak Avrupa'da güç gösterisiydi. Fatih bunu yapmak istedi. Otranto'yu fethetti ama vefat edince Otranto'dan Osmanlı donanması geri geldi. Bu fethette yarım kaldı. Belki de İtalya'nın fethi gerçek olmadı. Harita üzerinde konuşacak olursak, evet, Otranto burası. İtalya'yı çizmeye benzettiğimizde topukta bir yer, küçük bir liman ama buradan iç kesimlere, Vatikan'a, Roma'ya ulaşacaktı. Mora, Yunanistan'ın en güneyindeki yarımada, burayı fethetti. Böylece Ege'de, Akdeniz'deki hakimiyet pekişti. Şuradaki küçük adaları fethetse de Venedik'te olan ilişkiler buna engel oldu. Otlukberi Savaşı, Trabzon'un fethi, Sinop, Amasra, Konya-Karaman bölgesinin fethi, bu da Anadolu'daki gelişmelerdi. Anadolu'da özellikle Otlukberi Savaşı'ndan sonra, bundan sonraki süreçte Osmanlı Doğu Anadolu'ya doğru ilerleyecek. Yavuz ve Kaan döneminde buralar Osmanlı'nın kesin hakimiyeti altına alınacak. Balkanlara dönecek olursak, Belgrad hariç Sırbistan fethedildi. Bosna Hersek, Arnavutluk, bu bölgeler fethedildi. Eflak, Boğda, buralar vergiye bağlandı. Tam anlamıyla hakimiyeti altına sonraki süreçte alınacak. Kırım, burası önemli gençler. Karadeniz'in kuzeyindeki bu coğrafya fethedildi. İstanbul Boğazı bizim. Karadeniz'in batı sahilleri, doğu sahilleri Osmanlı hakimiyetine girdiği süreçte Karadeniz Türk Gölü haline gelecek. Burada Osmanlı'dan başka kimsenin gemisi yüzemeyecek. Bu fethilerle Fatih döneminde Osmanlı oldukça geniş bir coğrafyaya yayılmış oldu. Fatih sınırları genişletti, İstanbul'u fethetti. Biraz farklı bir padişah oldu. Fatih, ben sıradan bir Osmanlı padişahı değilim, ben bir imparatorum gibi düşündü ve öyle davrandı. Ve devlet adamları arasındaki hiyerarşiyle belirleyerek kendisine karşı kimin ne sorumluluğu olduğunu belirledi. Öncelikle şunu bilin. Kanunname-i Ali Osman. Yüce Osmanlı Kanunnamesi. Bu bir anayasa değildir. Bu adı üzerinde kanun düzenlemesidir. Kanun. Osmanlı Anayasası ta 1876'da yapıldı. Şu an biz Fatih dönemindeyiz. 15. yüzyıldayız. Kanunname-i Ali Osman. Osmanlı Kanunnamesi. Bu da Ali değil. Ali. Yüce Osmanlı Kanunnamesi. Ne yazar? Devlet adamları arasındaki hiyerarşi belirler. Der ki kim kime sorumlu, kim kime hesap verir, padişah kimlerle muhatap olur, padişah kimlerle görüşür. Bu önemli, padişah kendini biraz da yukarıya koyuyor ki onu bununla da ispatlayabiliriz. O da şöyle, eskiden divan başkanı padişah. Padişah gelir, divan toplantılarını yönetir. Hep beraber karar alınır. Alınan kararlar uygulanırdı. Fatih dedi ki ben gelmiyorum. Siz toplanın. Sadrazam size başkanlık yapsın. Konuşun. Sadrazam kararı bana iletsin. Ben de uygularsam uygularım. Padişah divandan daha yukarıda bir yere geldi. Sadrazam divan başkanı olduğu için önemi arttı. Ama divan önemini yavaş yavaş kaybediyor hale geldi. Çok tartışılan bir şeydir. Fatih dedi ki, devrin gelince sizin kardeşlerinizi öldürebilirsiniz. Bunu fetvayla onaylattı ve İslam açısından da sorun yoktur diyerek devletin geleceği için kardeşiniz taht kavgası başlatsın, başlatmasın, büyük olsun, küçük olsun fark etmez, öldürebilirsiniz dedi. Kardeş katlinin serbest bırakılmasıyla da
Osmanlı'da birçok şehzade zaten oluyordu. Şimdi daha da arttı. Bu tartışılır ama dönemin şartlarına göre düşünürseniz gerekli miydi? Evet, gerekliydi. Çünkü taht kavgası Osmanlı'yı yıpratıyor. Taht kavgalarını önlemenin yolu olarak kabul edildi. İleride mesela Ekber Erşad sistemi geldi. Evet, taht kavgasını önledi ama başarılı devlet adamlarının padişahların çıkışını engelledi. Bir başkası Topkapı Sarayı. İstanbul fethedilince bugünkü o Topkapı Sarayı Fatih döneminde inşa edildi ve devlet merkezi olarak burası kullanıldı 19. yüzyıla kadar. Sahn-ı Seman medreseleri 8 alan sivil medrese Topkapı'daki Enderun Devlet Adamı'na yetiştiği okul olacak. Ama Sahn-ı Seman İstanbul'daki sivil medrese. Burada da çok önemli dersler, astronomi, matematik, fizik, kimya gibi dersler okutulacak. Pozitif bilimlerin önemsendiğini gösterir. Fatih sınırları genişletti, devletin yapısını değiştirdi, teşkilatlanmayı da ona göre değiştirdi. Fatih ölünce yerine iki oğlundan Beyazıt tahta çıkmayı başaracak ama diğer oğlu Cem buna itiraz edecek. Önce şunu söyleyelim. Beyazıt dönemi yükselme içindeki duraklama dönemidir. Yani her şey Fatih'te çok iyi. Fatih'in torunu diyelim, Yavuz döneminde çok iyi, Kanuni döneminde çok iyi ama Beyazıt döneminde işler biraz aksıyor. Bu Beyazıt'ın hem kişiliğiyle ilgili hem de Cem Sultan'ın taht kavgasıydı. Şimdi olayı şöyle alalım. İki aday var. Fatih öldü. Beyazıt, Cem. Beyazıt'ın arası devşirmelerle ilgili. Fatih önemli görevlere, devlet adamlıklarına daha çok devşirmeleri getirmişti. Çandarlı Halil Paşa öldükten sonraki onu da anlatalım. İstanbul fethedilince Fatih Çandarlı Halil Paşa'ya dedi ki sen İstanbul'un fethine karşı çıkmıştın. Sen Bizans'la işbirliği yapıyordun. İhanet etti. Çandarlı Halil Paşa idam edildi. Ailesi dağıtıldı. Bunu Bizans'la işbirliği yaptı yapmadı bilemeyiz ama şunu biliriz. Çandarlı ailesi Orhan Bey döneminden bu yana Osmanlı'da üst düzey devlet adamlıkları son yıllarda da hep sadrazamlık yapmış bir aile. Osmanlı ailesi Çandarlı ailesi. Çok güçlenip gelen bir aileydi. Fatih bu aileyi bitirdi. Fatih bundan sonra önemli görevlere devşirme kökenli, yani küçükken alınmış, gayrimüslimken Müslümanlaştırılmış, eğitilmiş insanlara verdi. Şimdi devşirmeler ne kadar güçlü olursa olsun, tahta çıkma hakları yok. Bir kere Türk değiller, sonra Müslüman olmuşlar. Türklükleri yaşanmış falan filan ama Türk aile kökenli olmadığı için tahta aday bile değildir. O yüzden bundan sonra önemli görevler devşirmeler. Beyazıt'ın arası devşirmelerle iyi. Cem'in arası Türkmenler değil. Şimdi güç devşirmelerde. O yüzden devşirmeler kimi tercih ediyorlar? Beyazıt. Genellikle İstanbul'a ilk gelen tahta çıkar. Fatih öldüğünde devşirmeler hızlıca Beyazıt'a haber uçuruyorlar ve Beyazıt İstanbul'a varıyor. Cem ise Türkmen destekli olduğu için daha geç haber alıp daha geç İstanbul'a gelecek. Bir de şu var. Cem babasına benziyor Fatih. Savaşçı, fetihçi bir adam. Devlet adamları ise şu fikirdeler, Cem gelirse fetihler devam eder, savaş yükü halka vergidir, vergi yüküdür. O yüzden fetihler bir dursun, Beyazıt devleti bir dinlendirsin, vatandaşlar rahat nefes alsın. O yüzden de Cem'i değil, Beyazıt'ı tercih etmişler deriz ve Cem Bursa'dan tahta çıkmış kardeşi Beyazıt'a mektup yazarak diyor ki ben Bursa'dan doğuyu yöneteyim, sen İstanbul'dan batıyı yönet. Böylece bana yapılan haksızlığı gidermiş oluruz. Bana geç haber verildi. Bu bir haksızlık. En azından ben Bursa'dan doğuyu, Anadolu'yu yöneteyim. Bu Türklerdeki kirli teşkilat anlayışına benzer. Osmanlı bunu uygulamaz. Çünkü Osmanlı'da merkezi otorite çok sağlam. Kabul etmiyorlar. Ve Cem'le Beyazıt arasındaki mücadeleyi Cem kaybediyor. Konya'ya geliyor. Şehzadeliği zaten burasıydı. Konya'da Karamanoğlu ailesinin desteğiyle Mısır'a, Memlüklere giriyor. Hatta Mısır'dayken Hicaz'a gidip hacı olmuştur Osmanlı ailesinden. Memlüklerin desteğiyle bir kez daha harekete geçiyor. Yeniliyor, Rodos'a kaçıyor. Rodos şövalyeleri onu İtalya'ya, Vatikan'a götürüyor. Papa şöyle söylemiş, Hristiyan olursa İstanbul'a büyük borduyla gider, İstanbul'u alırız. Teklifi kabul etmemiş ve Cem
Papa'nın elinde Vatikan'dan Fransa'ya gönderilirken ölmüş. Şimdi bu bir iç sorun. Ama Memlükler, Rodos, Vatikan, belki de Fransa karıştı. O zaman iç sorun neye dönüşüyor? Dış soruna. İçeride böyle bir sorun varken, bu sorun dış soruna dönüşmüşken, Beyazıt'ın kişiliğini düşünürseniz fetih hareketleri durmuştur. Zaten fetih sever bir politika takip etmeyecek. Evliya olarak kabul edilir Beyazıt. Daha çok din işleriyle, hayır işleriyle, vakıf işleriyle uğraşan bir padişah. Fetih hareketleri duruyor. Ve bu dönemde siyasi olarak da çok başarılı işler yaşanmıyor. Venediklerle deniz savaşı yapılıyor. Deniz savaşında başarılı olamıyor ki Fatih de olamamıştı. Çok da abes bir durum değil. Adana ve çevresinde hakimiyet için Memlüklerle savaşıldı. Bulkadiroğulları destekliyordu Memlükler. Yine başarılı olamadı. Çok da kolay değil. Memlükler dönemimiz önemli siyasi güçlerinden biri. Toroslara çekilen Karamanoğulları'na tam anlamıyla son verildi. Artık Karamanoğulları ailesi tehdit olmaktan çıktığı artık rakip bile yok. Bitti Karamanoğulları, tamam. Eflak Boğa'dan da tam olarak hakimiyet sağlandı. Osmanlı'ya vergi vermeye devam ettiler. Ve Osmanlı artık Karadeniz'in batısı ailelerini tam anlamıyla hakimiyet altına aldı. Bu dönemde çıkmış önemli bir isyan. Şahkulu. Şii kökenli Anadolu'daki bir isyan. Anadolu'daki Şiiler, Aleviler kışkırtılarak İran tarafından Doğu Anadolu'da hakimiyet sahası oluşturmaya amaçlandı. Mezhepsel bir sorundur Osmanlı'da. Şahkulu isyanı Anadolu'daki mezhep mücadelesi, mezhep kavgası olarak kabul edersek Osmanlı'nın güçlükle bastırdığı bir isyan. Bu isyanın güçlükle bastırılması, yapılan fetihlerde fetihlerin duraksaması, siyasi başarının olmaması, askeri başarının olmaması Trabzon'daki şehzadesi Yavuz Sultan Selim'i rahatsız etti. Yavuz ordusunu alarak İstanbul'a geldiğinde Yeniçeri'nin desteğini alıp saraya gidip babasını tahttan indirdi. İlk defa böyle bir şey oluyor. Kardeşler arası kavga, denkler arasında kavga olurdu. Ama bir çocuğun babasına karşı taht kavgası Osmanlı tarihinde pek sık gördüğüm bir şey değildi. Yavuz Sultan Selim İstanbul'a girerek Beyazıt'tan tahtı aldı ve Beyazıt tahtı oğlu Yavuz Sultan Selim'e bırakınca Osmanlı'da ikinci Beyazıt dönemi sona erdi. Yavuz Sultan Selim dönemi başladı. Bunu da bir başka dersimizde Yavuz Sultan Selim dönemini anlatacağız. Hoşça kalın, sağlıklıca, mutlu kalın.